eski bileceğin kurulduğu bölge olan mezarlık mevki sit alanı olduğu için bazı düzenlemelerin önü kapalı. İlk olarak Edebali Kültür ve Araştırma Derneği Başkanı Arif Durmuş ve Osman Özbatan bu bölgenin canlandırılması gerektiğini gündeme getirmiştir. Tarihi niteliği dolayısıyla koruma altında olan bu bölge, bakımsızlık nedeniyle otlarla kaplanmış altın bir vaziyetteki durumunu geçtiğimiz gün gazetemizde gündeme getirmiştir. Osmanlı kültürünün bulunduğu buram buram tarih kokan bu bölgenin gerekliliğini gelirse Osmanlı'nın kültürel mirası olarak günümüzüne çıkarılması, ortadan otlardan arındırılması, yolların yapılması ve kültür turizmine açılması için neler yapılabileceğini vatandaşa sorarım. Bilgin yerini biliyor musunuz? Şimdiki eski Ertuğrul Gazi'nin, şimdi belediyenin olduğu yerin, o derenin içi. Edebali'ye kadar sağlı sollu. Hatta canlı bakımlarına falan orada, yani evlerin olduğunu biliyorum orada. Bu bölgenin sit alanı yapıldığını duydum. Ama ne derece o, yani şeyini bilmiyorum, içerini. Peki o bölgeyi bir vatandaş olarak nasıl görmek istiyorsunuz? Yani eski Bilecik evleri o kısımda olursa çok güzel bir şey olur. Teşekkür ederiz. Eski bölgeyi bilmiyoruz ama tarihten duyduğumuza göre şeyin mezarlığın üst tarafı. Doğru. O bölgenin canlandırılması için ne yapılmalıdır? Bakımlı değil ama mezarlık iyi bakımlı. Mezarlık, yani mezarlık da tarihi ya burada. Baktınız mı? Evet. Peki. Yarın gazetesinden geliyoruz. İyi günler. Eski Bilecik'in yerini biliyor musunuz? Biliyoruz. Bölgenin canlandırılması için ne yapılmalıdır? Hangi bölgeye? Biraz size bahsederseniz. Valla eski Bilecik, yani şimdiye kadar Osmanlı'nın peşinde kurulmuş yeri ama şimdiye kadar hiçbir şey yatırım yapılmamış. İlgilenilmemiş. Yani oralar canlanırsa, yeryüzüne çıkarsa eski Bilecik'imiz bence çok iyi olur. Yani tarihimiz yeniden canlanır. Vatandaş olarak nasıl görüyorsunuz o bölgeyi? Yani nasıl görmek istersiniz? Gezilebilecek böyle eskiyi hatırlamak için bir turizm bölgesi yapmak, yani onun için öyle görmek istiyorum. Eserlerinin beşi Osmanlı'nın, yani Cumhuriyet'in kuruluş olduğu yerler işte gezmemiz lazım. Dışarıdan gelmeleri lazım. Yani şimdi eğer hiçbir şey yapılmamış yani. Şunlar da şu andaki şeyler de dahil yani. Size de soralım. Hı? Eski Bilecik'in yerini. Eski Bilecik'in yerini mi? Evet, neresidir o bölge? Edebali Kulesi'nin alt tarafı. O bölgenin yeniden canlandırılması için sizce ne yapılmalıdır? Orası canlandırılması için oradaki tarih eserler aydınlanması lazım. Bir de karşı tarafa köprülü bir şey olursa çok güzel olur. İnsanların gelebileceğini yol olursa çok güzel olur. İnsanların çok rahat gezebilir. Bir eserlerine sahip çıkan insanlar olur. Örnek. Biliyor musunuz? He? Eski Bilecik'in yerini biliyor musunuz? Eski Bilecik'in yeri şey Edebali'nin olduğu yer. Evet. O bölgenin yeniden canlandırılması için sizce ne yapılmalıdır? Araştırılması lazım yeniden. Yani eski tarihi şeyleri çıkartılması lazım. O bölgeyi bir vatandaş olarak nasıl görmek istersiniz peki? Canlı olarak görmek isterim. Bilecik tarihi olarak. Yani Bilecik'in değil, Türkiye'nin tarihi var. Osmanlı'nın bir eser olarak gözükmesi gerekiyor onun. Yani yeterli mi? Şu anda yeterli değil. Gazetesinden geliyoruz. Eski Bilecik'in yerini biliyor musunuz? Birkaç cümle. Bilmiyorum. Nereye kurulduğunu? Onu da bilmiyorum. Yani i̇lk Edebali döneminde Edebali Türbesi'nin dere kısmında herhalde. Doğru, doğru, evet. Peki o bölgenin yeniden canlandırılması için sizce ne yapılabilir? Orada zaten biraz çalışmaları falan vardı bildiğim kadarıyla. Yeterli buluyor musunuz? Şu anda yeterli, daha hızlı olması gerekiyor. Peki bir vatandaş olarak nasıl görmek istersiniz o bölgeyi? Netice itibariyle burası Osmanlı kuruldu ya. Yani buraya gelen yabancılara, misafirlerimizi oraya götürüp oralara tanıtmak isteriz. En güzel şey. Başka söylemek istediğim bir şey var mı? Başka söylemek istediğim bir şey var. En kısa zamanda oralar daha güzel bir şey. Daha çok teşekkür ederim. Merhaba. Eski Bilecik'in yerini biliyor musunuz? Evet. Neresidir tam olarak bölgeyi? Edebali bölgesi. O bölgenin yeniden canlandırılması için sizce ne yapılabilir?
isterseniz nasıl görmek istersiniz o bölgeyi? Nasıl görmek isterim? Köyde temizlik. Gel, seni taşıyacağım. Kazın falan var. Eski. Tarihçiler çıkartmak. Umut'u. Anca mezarlık ziyaretlerinden görürüz. Evet. O bölgenin canlandırılması için sizce ne yapılmalıdır? Bence şu aşamada ne yapılmalıdır? Yani çok teknik bir araştırma gerekir. Ayrıca bununla ilgili bir komisyon kurulur. Ortak bir karar verilmesi lazım. Yani bireysel bir karar olmaz. Yani tarihi yaşatmak tamam oldu. Geliyorum. Yani tarihi yaşatmak o bölge için ne kadar tarihi eser kaldı ona bakmak lazım. Ciddi bir bilimsel araştırma yapıp öyle karar verilmesi lazım. O bölgeyi... Yani sit alanı ilan etmekle ne bileyim işte yani gerekli gereksiz kararlar almakla bence olmaz bu iş. Bir vatandaş olarak nasıl görmek istersiniz o bölgeyi, yani canlandırılmasına ilişkin? Yani yerli ve yabancı turistin faydalanacağı bir şekilde getirilmesi lazım. Ne bileyim bir araştırma yapmak lazım. Bunu yeterli görüyor musunuz yani şu anki durumunu? Yani son 50 yıldır bir şey yapılmadı ki. Nasıl yeterli göreceksiniz? Çok teşekkür ederim. Tamam. Eski Bilecik'in yerini biliyor musunuz? Arkadaşlarım yanına gidiyor. Onlar evine gidiyor. Gel buraya. Peki siz biliyor musunuz eski Bilecik'in yerini? Eski Bilecik'in yeri aşağı taraf. Tam olarak bölgeyi isim olarak söylerseniz. Evet. Peki bu bölgenin yeniden canlandırılması için sizce ne yapılabilir? Tabii yapılacak bir şey yok yani. Üniversite gezi herhalde. Yani orada yerine restoran olur. Yani bir vatandaş olarak orayı yeterli buluyor musunuz? Hani... Değil, yeterli. Peki tahmin yapılabilir peki? Düzenleme olması lazım. Eski Bilecik'in bölgesini biliyor musunuz? Yok, eski Bilecik'in kurulduğu bölgeyi. Eski Bilecik'in yeri... Kurulduğu yere. Edebali'nin bu taraflarında. Evet. Peki bu bölgenin yeniden canlandırılması için ne yapılabilir? Yeterli görüyor musunuz o bölgeyi? Ha, tabii ki yeterli görmüyorum. Tarihimiz gerçek haliyle araştırılıp Bilecik'e yakışır şekilde taşıdığı misyonu Türkiye'ye değil, tüm dünya ülkelerine Osmanlı'nın kuruluşunu yansıtacak şekilde düzenlenmek. Bir vatandaş olarak bir öneriniz var mı? Yani ne yapılabilir, nasıl canlandırılabilir, nasıl görmek istiyorsunuz? Önerimiz var mı derken tabii var, bir cümleyle söylenemez. Ancak önce yapmaya gerçekten niyetli olmamız gerekir. Bunu da siyaseti tamamen devreden çıkartarak siyasi partiler üstü bir organizasyonla tüm siyasi partilerin, tüm Bilecik'te yaşayanların, tüm bilir kişilerin, tarihçilerin organizasyon yapabilecek tüm kurum ve kuruluşların birlikte çalışmasıyla yapabiliriz ancak. Teşekkür ederim. Ben size teşekkür ediyorum. Biliyor musunuz nereye kurulduğunu? Eski Bilecik, eski Bilecik Adabali değil miydi? Evet, doğru. Evet. Peki, o bölge... Ben buralı değilim, yani ben eşitliğime göre ben söylüyorum. Adabali olması lazım. Evet. Orada varmış, orada kurulmuş. Orada canlandırması için neydi ki? Tabii ki bakım lazım. Oraya belediye tarafından gel bir şeyler yapılırsa daha iyi olur, daha neşeli olur. Hı. Ama yine de bakım iyidir. Geçen sene de beri şu tamiratını yaptılar. Adabali'nin türbinin olduğu bölüm değil de mezarlığın olduğu bölüm. Evet, mezarlığın tarafları. Oraya bir de güvenler ürünse daha güzel olur. Daha neşeli olur. İyi olmasını isteriz tabii. Buralı değilim aslında. Ben kendim Tunceli'yim. Ama ben 5-10 seneden beri buradayım. Ben geldiğimde hakikaten daha zayıftı oraya. Şimdi daha güzel neşelendi, daha güzel çiçekler, daha güzel ağaçlar. Daha iyi olur. Bakım güzel oldu yani. Adam aklı bakım oldu. O çeşme meşme... Peki, eski Bilecik'in yerini biliyor musunuz? Biliyorum. Evet, neresidir o bölge? Yıkık harabeler olan Şehedebali Türbesi nedir abi? Kale ve kalıntılar. Nereye doğru gelir? Kaç şuralara kadar gelir? Şuraya kadar gelir. Vilayet ve İpekçiler kadar. Buralarda eski Bilecik'in daha eskisi aşağısı yenisi. Yani Kutuluş Harbi'nden zamandaki yerler burası. Evet.
Bu bölgenin yeniden canlandırılması için, özellikle de o mezarlık bölgesinin yeniden canlandırılması için ne yapılabilir? Ne yapılmalıdır? Gene tarihimiz onu ele geçiriyor. Yani geçmişteki tarihteki dokusu nasılsa o dokuya yönelik yeniden bir imarı bir restorasyonu gerek. Bir vatandaş olarak nasıl görmek istiyorsunuz? Mesela o bölgede... Ben Osmanlı'yı orada görmek istiyorum. Osmanlı orada olmadığı sürece olmaz. Osmanlı orada olacak, tamam mı? İşte önce çevre temizliği olacak, temeller açığa çıkacak. Açığa çıktıktan sonra o temellere yönelik eski otantik mimari özellikleriyle oralara evler yapılması lazım. Yani veya şu anki sokakları... halini yeterli buluyor musunuz? Hayır, hayır, şu an harabelik, mezarlık gibi bir yer. Peki, çok teşekkür ederim. Peki. O bölgenin canlandırılması için ne yapılabilir? Biraz açarsak. Eski eserler mi diyorlar? Ne diyorlar? Evet. Süt alın, süt alınından çıkartılıyor. Daha güzel bir yere dönüştürmesi. Bir vatandaş olarak o bölgeyi nasıl kullanmak, nasıl görmek istersiniz? Sadece tarih, yerleşim olarak. Teşekkür ederim. Eski Bilecik'in yeri buradan. Vadi ve Fiyamon. Bu bölgenin yeniden canlandırılması için sizce neler yapılabilir? Bu bölgenin yeniden canlandırılması için bana göre bir çalıştay düzenlenmesi lazım. Bu düzenlenen çalıştay tarihçilerden, mimarlardan, bilim adamlarından vesaire bunlardan oluşması lazım. Bu şekilde bir çalışma yapıldıktan sonra bir proje ortaya çıkarılması gerekiyor. Projeden sonra bu proje hayata geçirilmesi lazım. Bir vatandaş olarak. Her şeyden önce tamam. Bir vatandaş olarak soruyorum. Yani bu bölgenin canlandırılmasını nasıl görmek istersiniz? Canlandırılmasına ilişkin. Bu bölge gelişebilir. Bu bölge zaten kendi başına bir değerdir. Yani tutun başta şehirde vali türbesi olmak üzere gelin Söğüt Osman Gazi. Başlı başına bir tarihi değer hayata geçirilmesi lazım. Ben teşekkür ederim ama nereden çıktı şimdi? Eski Bilecik'in tam olarak bulunduğu bölge neresidir? Yani şöyle, şeyin Saat Kulesi'nin meydandan başlayıp şu mezarlığa kadar gelip yine bu tarafta yani tabakhane denilen bölge olarak. Bu bölgelerin yeniden canlandırılması için neler yapılmalıdır? Yani böyle bir düşüncenin ortaya atılmış olması çok güzel. Bununla alakalı zannediyorum bu şehri yönetenler bu konularla ilgili birçok şey yapabilirler. Bu konuyla alakalı söyleyecek birçok şey var ama belki çok uzun konuşmak lazım. Peki en azından bir vatandaş olarak bu bölgeyi nasıl görmek istersiniz? Hani duygu düşüncelerinizi alın. Çok net olarak söyleyeyim. Ecdadımızın kendi bırakmış olduğu o kendi dünyası içerisinde kültürüne, inancına uygun ortamların yeniden sağlanmasını, tamam. Bu toplumun tanımasını, ecdadını tanımasını, bu toprakları tanımasını isteriz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Röportajlarımız sonrasında genel olarak Bilecik halkının eski Bilecik alanını bildiği ortaya çıktı. Ancak vatandaşlar bu bölgenin bakımsızlığından, ulaşımındaki zorluğundan yakınıyor. Bölgenin sit alanı olması sebebiyle dokunulamadığını belirten bazı vatandaşlar gerekli izinlerin alınıp bölgeye çalışma başlatılması gerektiğini söylüyorlar. Bu noktada atıl ve paha biçilemez bölgeyi yeniden canlandırmak için ne tür çalışmaların başlatılacağı ise merak ediyoruz.